Evet değerli arkadaşlar, Batıyorum'a yine yeniden hoş geldiniz. Ben Öner Öztürk. Trabzonspor'un yapmış olduğu bir transferi daha birlikte değerlendirmek için yeni bir video ile karşınızdayız ve Trabzonspor Pedro Malheiro transferini tamamladığını borsaya bildirdi ve yapmış olduğu transferlerle önümüzdeki sezon için çok büyük bir hedefin peşinde olduğunu artık herkese kanıtladı. Çünkü tüm taraftarlar artık büyük bir heyecan içerisinde ve şu saatten sonra beklediğimiz en önemli şey belki de Onuachu veya Weghorst ikisinden birinin Trabzonspor'a katılması demek. Önümüzdeki sezon için Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında ben de varım söylemini artık altına uzun uzun kalın kalın yazarak ortaya koyması demek olacak. Abdullah Avcı belki de bu sene çok farklı profildeki oyunculara gidiyor ve Trabzonspor'un oyun anlamında daha farklı şeyler sergileyebileceğini düşündüren bir yapı kurmak istiyor Abdullah Avcı. Bir tarafta Borna Barisic, bir tarafta Pedro Malheiro ile farklı bir bek yapısıyla Trabzonspor önümüzdeki sezon değişik bir oyun kurguluyor diye düşünüyorum. Zaten aslında peşinden koşulan ve bitirilen artık Savic hamlesi ve bunun yanında Savic ile birlikte orta sahaya gelen John Lundstram gibi iki tane güçlü, mücadeleden kaçmayan, çok diri, fizik gücü tavanlarda olan iki oyuncunun alınması hücum yönü çok kuvvetli fakat bu anlamda savunmada biraz aksayabilen iki beki yarattığı problemleri ortadan kaldırmak adına çok önemli ve mantıklı olarak gözüküyor. Trabzonspor bu sene daha çok hücumda gözükeceği bir futbol oynayacak büyük ihtimalle. Pedro Malheiro transferine biraz daha detaylı bakalım. 23 yaşında bir çocuk aldık. Gerçekten çok hem maliyeti 2 milyon euro civarında bir maliyeti var. Bunu da söylemiştik yine batıyorum da 2-2,5 milyon euro gibi bir bedele bitmesi bekleniyordu transferin. Çok iyi bir fiyata bitirdik. Oyuncu şu an bonservis bedeli olarak yaklaşık kendi değerinin tapında. Yani 3 milyon 4 milyon euro seviyesindeki bir oyuncuyu biz 2 milyon euroya aldık. O anlamda oyuncunun Trabzonspor'a gelmekte istekli olması bu anlamda elimize kolaylaştıran çok önemli etkenlerden birisi oldu. Pedro Malheiro gerçekten 2 sezondur aslında Portekiz'de çok ilgi çeken, dikkat çeken bir oyuncu ve transfer yapması beklenen bir oyuncuydu. Boavista'da oynuyordu. Asist yönü gelişmiş bir oyuncudan bahsediyoruz yine. Yaklaşık 70 maça çıkıyor Portekiz Ligi'nde ve 10 gole katkısı var Pedro Malheiro'nun. Sakatlık geçirmiş, geçtiğimiz sezon değil, son sezon değil, ondan bir önceki sezonda bir diz yaralanması var. 8-10 maçı kaçırmış fakat öyle kronik bir rahatsızlığı, sakatlığı olan bir futbolcu değil. Bu arada evet, Olca Çakır da yayınımızı ziyaret etmiş oldu. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Onu da medyada severek takip ediyoruz. Olca Çakır'ı da. Evet, devam etmeye neyle devam edelim? Evet, oyuncunun en önemli özellikleri, aslında en önemli özelliklerinden birisi onun da takım arkadaşları için ön tarafta, üçüncü bölgede çok akıllı alanlar yaratması. Yaptığı koşularla, savunma içine yaptığı koşularla gerçekten önemli ölçüde takım arkadaşlarını rahatlatıyor ve orta yapma, dribling ve paslaşmalarda gerçekten yüksek yüzdesiyle Portekiz Ligi'nde geçtiğimiz sezon genel olarak bakıldığında ratingleri 12. sırada yer almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu anlamda hücum yönü çok kuvvetli. Birebirleri kuvvetli. Driplingi çok gerçekten kuvvetli bir oyuncu. Pedro Malheiro. Savunmada aksadığı yönler var tabii ki. 1.80 boyu olması sebebiyle hava toplarında bir miktar problem yaşıyor. İkili mücadelelerde aslında kötü diyemem kendisine çünkü %65'lik bir ikili mücadele kazanma yüzdesi var. Bu bir savunma oyuncusu için gerçi çok fazla yeterli olduğu söylenebilecek bir oran değil ama çok büyük problem yaratacak bir oran değil. Yine dediğim gibi tekniği çok yüksek, çalım kabiliyeti yüksek, ceza sahasında yaptığı koşu sayısı ve ceza sahasında topla buluşma sayısı ortalama bir sağ beke göre çok daha yüksek. Trabzonspor olarak biliyorsunuz Portekizli sağ beklerden çok iyi verimler aldık. Jose Bosinkva'yı burada hepimiz hatırlayacağız. Bosinkva'nın yanı sıra Abdullah Avcı'nın çok da belki de anlaşamadığı fakat bizim çok beğendiğimiz João Pereira da yine Portekizli bir futbolcuydu ve Trabzonspor'da çok güzel bir oyun oynadı. Çok karakterli bir oyun oynadı ve Portekizli oyuncuların aslında Trabzonspor'da daha çabuk uyum sağladığını söyleyebiliriz. Çok fazla problem yaşamadılar Trabzonspor'a gelen sağ bek oyuncuları. Bu anlamda transfer o yönüyle de mantıklı. Oyuncunun Portekiz basında çıkan haberlerde daha önce Trabzonspor'da forma giymiş, Portekiz'de oyuncularla da konuştuğu ifade edilmiş. Tabii Trabzonspor'da her ne kadar Abdullah Avcı'yla sorun yaşasa da
Joao Pereira oyuncuya kendisini geliştirebilmesi için Trabzonspor'a gitmesi yönünde telkinde bulunduğu ifade edilmiş bir haber de vardı. İki bekiyle, sol bekiyle ve sağ bekiyle Trabzonspor bu sene daha fazla topla oynayan, oyuncuların daha fazla hücuma katıldığı, beklerin daha fazla hücuma katıldığı bir oyun oynayacak. Bu arada Pedro Malher öyle şunu da söyleyebilirim. Tekniğinin çok gelişmiş olduğundan bahsetmiştim. Hücum özellikleri çok daha yukarıda. Yani yukarıda değil, çok daha yukarıda olan bir oyuncu. Dolayısıyla kariyerinin, Portekiz'deki kariyerinin yaklaşık %30'unda da sağ ön oynuyor. Yani olası bir işte sakatlık durumu, başka bir durum, oyun içerisinde değişecek bir taktikte yine Abdullah Avcı'nın en çok sevdiği şekilde oyuncunun birden çok pozisyon oynama özelliğinin olması yine elimizi rahatlatacak başka bir konu olacak. O anlamda bu yapılan transfer sağ bek olduğu kadar sağ ön olarak da rahatlattı. Evet, biliyorum aslında bek oyuncuları çok fazla önde değerlendirilemiyor ama bu oyuncuda öyle bir özellik var. Sezon içerisinde kendisini daha çok önde görebiliriz. Şunu da söyleyeyim, James Tavernier konusunda hala es koşmasını Trabzonspor'da diretiyor. Trabzonspor'un bu transfer konusunda iddialı olduğu konusunda ama artık herhalde bu gündemde yavaş yavaş kendini azalarak bitirecektir diye düşünüyorum. Trabzonspor'un transferleri devam edecek. 2-3 transfer daha yapılacak gibi gözüküyor. Şu an elimizdeki herhalde en dengeli kadrolardan birini kurduk. Trabzonspor kadrolarının en dengelilerinden biri var. Her pozisyonda iyi özellikli oyuncularımız var. Artık üzerinde peşinde koştuğumuz Muhammed Çam veya Koreli Huyun ile birlikte Weghorst Onuachu, bu 4 oyuncudan 2 tanesini almamız bizi sezona hazır hale getirebilir. Belki biri de yedek forvet yine düşünülebilir. Belki yönetimin böyle bir yerli forvet düşüncesi olabilir elden çıkartma durumuna göre. Ama Dragoş'un da ben bu sene çok fazla katkı vereceğini, Trabzonspor'a önemli katkılar vereceğini düşünüyorum. Bu anlamda Trabzonspor gerçekten bu sezon, evet belki transferde biraz geç kaldık ve yarın maçımız var. Ama yapılan ilk 6 transferin kampa yetişmesi, diğer oyuncuların da 3. öneleme turuna yetişecek olması bizim için çok önemli. Forvet'i de 3. öneleme turuna yetiştirebilirsek Trabzonspor olarak UEFA Avrupa Ligi playofflarına kalırız. Ve herhangi bir problem yaşamayız diye düşünüyorum. Orada çünkü UEFA Avrupa Ligi playofflarına kalmak demek, en azından UEFA Konferans Ligi gruplarını garantilemek ve Avrupa'da yolumuza devam edeceğimiz manasına geliyor. Bu sene farklı bir Avrupa sezonu olacak biliyorsunuz. İlk kez değişen statülerle oyunlar devam ettirilecek, maçlar yapılacak. Trabzonspor dediğim gibi iyi gidiyor. Önemli bir transfer yaptık. Gelecekte satma potansiyelimiz olan, yani bir gelecek satın aldık. Ve geleceği bence uygun aldık. Hem yıllık maaş olsun hem bonservisi olsun. Çok fazla da maliyetin altına girmediğimiz önemli bir oyuncu almış olduk. Dediğim gibi dribbling özellikleri, orta kabiliyetiyle bu oyuncu da Trabzonspor taraftarının seveceği bir oyuncu olabilir. Yaşayıp görmek lazım maçlarda. Umarız bu transferde Trabzonspor çok faydalı olur ve ileride paraya döndürebileceğimiz bir transfer haline gelir. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Transferlerin devam etmesini, maliyetlerin bu şekilde olmasını bekliyorum. Umarız harika bir sezon geçiririz. Yarın sezonu açıyoruz. Çok başarılı bir Avrupa sezonu geçirmek istiyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bu videoya yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.